Mobil Dünya Kongresi'nde en çok ilgi çeken telefonlar Samsung Galaxy S7 ve LG G5 olabilir, ancak onlar kadar ilgi çeken bir başka telefonu da görmüş olduğunuz Xiaomi Mi 5 oldu. Haftalar önce 24 Şubat tarihinde duyurulacağı açıklanan Xiaomi Mi 5, Mobil Dünya Kongresi kapsamında düzenlenen bir etkinlikte resmiyet kazandı. Xiaomi Mi 5 içerisinde Snapdragon 820 işlemciyle geliyor. Bu açıdan Snapdragon 820 işlemcili ilk akıllı telefonlardan biri olma özelliğini taşıyor. Telefonda 5.15 inç Full HD 1920x1080 piksel IPS LCD ekran bulunuyor ve ekranın görüş açıları oldukça geniş, aynı zamanda parlaklık seviyesi de bir hayli yüksek. Yani Xiaomi Mi 5 sahiplerine görsel keyif yaşatacak, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Telefonun elimdeki Pro versiyonu 4 GB RAM, 128 GB dahili hafıza bulunuyor ve Snapdragon 820 bu telefonda oldukça hızlı çalışıyor. Gördüğünüz gibi uygulamalar hızlı şekilde açılıyor. Aynı zamanda kamerada şekilde görüldüğü gibi hızlı şekilde açılıp kullanıma hazır hale geliyor. Xiaomi Mi 5'in arkasında 16 megapiksel optik görüntü sabitleme özellikli bir kamera var. Aynı zamanda çift LED flash da arkada yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi bir kamera uygulaması var. Fotoğraf ve video çekim tuşları aynı ekranda bulunuyor. Aynı zamanda çeşitli modlar yardımıyla da Xiaomi Mi 5'te farklı fotoğraflar çekmeniz mümkün oluyor. Önde de 4 megapiksellik bir selfie kamerası var. Bu selfie kamerasında 2.0 diyafram açıklığı var. Yani düşük ışıkta da bu selfie kamerası biraz daha aydınlık, parlak fotoğraflar çekmeye imkan tanıyacaktır. Tasarıma baktığımızda Xiaomi Mi 5'in tasarımı da oldukça ilgi çekici. Biraz Samsung'un Galaxy S7'sini andırmakla birlikte bir hayli estetik duran ve ayrıca oldukça hafif bir telefon. Elinize aldığınızda hem darlığı hem de hafifliği sanki elinize bir tüy tutuyormuşsunuz gibi hissetmenize neden olacaktır. Elinize rahatlıkla oturan bir telefon, aynı zamanda tuşlar da sağ tarafa oldukça rahat şekilde erişebilecek noktaya yerleştirilmiş. Böylelikle Xiaomi Mi 5'i rahat şekilde kullanmanız mümkün oluyor. Ekran altında ana ekran tuşu var ve kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları var. Arkası seramikten yapılmış, seramik yüzey sürtünmesi yüksek ve elinizden telefonun kaymasına engel olacak bir yapıda tasarlanmış. İnceltilmiş kenarlarda telefonun rahat şekilde tutulmasına olanak sağlıyor. Seramik yüzey Xiaomi'nin yöneticisi Hugo Barra'nın üzerinde durduğu noktalardan bir tanesiydi. Ancak bu seramik yüzeyin parmak izlerini biraz fazla tuttuğunu siz de görüyorsunuz. Gerçekten bu yüzeyi silmeme rağmen kısa sürede tekrar üstü parmak izleriyle kirle doldu. Bu açıdan Xiaomi Mi 5'in seramik yüzeyini pek beğenmediğimizi söylememiz gerekiyor. Xiaomi Mi 5'te Android 6.0 Marshmallow çalışıyor ve bunun üzerinde de MIUI 7 kullanıcı arayüzü var. Xiaomi'nin yoğun özelleştirmelere sahip bu kullanıcı arayüzünde görmüş olduğunuz gibi en sık kullanılan uygulamalar, mesajlaşma, telefon, internet arayüzü her zaman rahatlıkla erişebilecek şekilde. Aynı zamanda çeşitli uygulamalar da yüklü olarak geliyor. Yine Google Play'i görüyoruz. Google uygulamalarını bir klasör altında görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çeşitli araçlar, Mi Remote, ses kaydedicisi, hesap makinesi, pusula, tarayıcı gibi çeşitli araçları görüyoruz. Bunun yanı sıra yine tema değiştiricisi var. Tema üzerinde çeşitli oynamalar yapmanız mümkün oluyor. Ve ayarlarda görmüş olduğunuz gibi buradan Xiaomi Mi 5'in ayarlarını dilediğiniz gibi değiştirmeniz mümkün oluyor. Xiaomi Mi 5 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Mobil Dünya Kongresi ile ilgili tüm içeriklerimize teknoblog.com'dan, aynı zamanda videolarımıza da YouTube kanalımızdan erişebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.